Ben Oğuz Arda, Selin dedesiyim. Bu olaya biz neden itiraz ettiğimizi kısaca özetle sunmak istiyorum. Olay olduğu gece ben oradaydım. Çamurun üzerine mıcır sererek yol yapılmaz. Çerkezköy'e kadar bu yol bilinen firmalar tarafından sağlıklı bir şekilde yapılmış. Soru işareti şu: Çerkezköy'den Uzun Köprü'ye kadar olan yolu kim yaptı? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Bu büyük ihtimalle Devlet Demiryolları kendi bünyesinde bu yolu yaptı ki hiçbir mühendislik bilgisi olmadan bu yol yapıldı ve bu tren devrildi. Ben olay yerine gittiğim zaman çamurun içerisinde doğru yürüdük. Ayakkabılarımız çamurun içerisinde kaldı. Şimdi ben soruyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Tüm Türkiye'yi demir ağlarla ördük söylemini siz söylediniz. Benim torunum bu demir ağlarının altında kaldı. Bir insan bir ürün alırken her tarafını inceler bakar, o ürünü alır ve kullanır. Siz bir söz verdiniz, bu ülkeyi demir ağlarla ördük dediniz, bu sorumluluğu aldınız. Bu sorumluluğu aldıysanız lütfen bu sorumluluğunuzu yerine getirin. Gerçek suçlular kimse, onları adaletin önüne çıkartın. Bir dede olarak sizden bunu rica ediyorum. Ben torunumu ne şekilde bulduğumu ben biliyorum. Siz de bir dedesiniz. Televizyonlarda konuşurken, torunlarınızı anlatırken ben ağlıyorum. Benim bir tane torunum vardı, o da toprağın altında. Torunumun kanını yerde bırakma. Ben bunu istiyorum. Bir dede olarak bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Biz ölüyüz. Biz ölüyüz. Ailece ölüyüz. Yaşamıyoruz. Adalet. Nerede adalet? Her şey rant. Her şey para. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Uzun Köprü'den çıkan Alacakarı'yı bir tren Sarılar'da asılı kalmıştı. Bakın 8 Temmuz'da bir kaza yaşandı. Buna kaza deniyor. Buyurun hep birlikte karar verelim. Bu bir kaza mıydı? Daha öncesinde sanık memurların dahi raporlamasına rağmen bu hatta sorunlar var. Bu hatta yapılması gerekenler var. İstinat duvarı da yapılması gerekiyor. Ray altının güçlendirilmesi, dolgunun güçlendirilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Bunlar raporlandığı, Devlet Demiryolları yönetimine bildirildiği halde sanık Tuncay Kurt kendisi beyanda bulunuyor. Ben bunları şu tarihlerde rapor ettim. Buna rağmen önlem alınmadı. Böylesine büyük bir katliamda, bu kadar canın yitirildiği, bu kadar kişinin yaralandığı bir katliamda gece yarısı yapılan bir keşfe dayanarak tek rapor üzerinden nasıl takipsizlik kararı verebilirsiniz? Bunun tek bir açıklaması olabilir. Biz üst düzey sorumlulara aklamak istiyoruz. Düşük direk sağa eğmiş. Bir hicranı kan emiyordu. Mide burkan bir adalet. Rayların altında. Sessiz bir çığlık atıyordu. Kızım avukat olmak istiyordu. O kadar mazlumlara yardım etmek istiyordu. Başarılıydı da. Eminim ki yapacaktı da. Ki eğer Devlet Demiryolları buna izin verseydi, o gün de aynı hayallerle bindiler o trene. Aynı hayallerle yollarına devam ettiler. Kimsenin makamına, koltuğundan daha iyi kımıldatılmaması, henüz kimse bu tren kazasından
faciasından dolayı bir kişi dahi şu an içeride değil, cezasını çekmedi. Ve çekecek mi o da belli değil. Belli değil. Kimlerle yarışıyoruz, kimlerle savaşıyoruz bilmiyorum. Ama artık benim için zaten bundan sonrası için hiçbir şey kalmadı. Geri kalan sevdiklerim için mücadele ediyorum. Ve kızıma da bir gün mezarının başına gittiğinde, yavrum ben senin hakkını aradım, ben senin için elimden geleni yaptım demek için. Yağmalanmış umutlar, yağmalanmış umutlar vagonlardan gazel okutuyordu. Vagonlardan gazel okutuyordu. Bir matem havanın rengi, bir matem havanın rengi. İçi parçalanmış ceylan sürüsü, İçi parçalanmış ceylan sürüsü. Çamur ormanında kan kokuyordu. Çamur ormanında kan kokuyordu. Pamukova tren katliamında gerçek suçlular yerini bulsaydı, adalet yerini bulsaydı, gerçek suçlular cezalansaydı, yargılansaydı, cezasını bulsaydı, belki bizler bugün bir 8 Temmuz Çorlu tren katliamı yaşanmayacaktı. Çorlu tren katliamında gerçek suçlular cezası verilseydi, adalet yerini bulsaydı, belki Ankara katliamı yaşanmayacaktı. Ne yazık ki gerçek suçlular korunduğu sürece, kollandığı sürece bu ülkede ihmaller sonucu kayıplar, cinayetler bitmeyecektir. Adalet arıyoruz. Bizler canlarımızı kaybettik. Sizler bizler gibi canlarınızı kaybetmeyin diye. Herkes işini düzgün yapsın, düşünerek yapsın. Tüm sorumlular yargılansın ki bir daha böyle ihmaller olmasın. Teşekkür ediyorum. Neyle ödenir Bihter? Neyle ödenir Bihter? Şimdi bize, tüm ailelere. Şimdi bize, tüm ailelere. Söyler misiniz? Söyler misiniz? Bir Bihter kaç bedel eder? Bir Bihter kaç bedel eder? Bize söyler misiniz? Bir Bihter kaç bedel eder? Bize söyler misiniz?